Canım takipçilerim merhaba. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun ve hayatınız mucizelerle, şifayla dolsun ve dolmaya devam etsin. Şimdi şunu söylemek istiyorum bir kere her şeyden önce. Bana çok sayıda sorulan sorular var. Mesela bunlardan bir tanesi. Bunlardan bir sol tarafı konuluyor bu sırada. Bunlardan bir tanesi Yunanistan'da savaş olacak mı? diye yani şöyle arada gerginlikler olabilir, sınırlarda ufak tefek belki şeyler olabilir ama öyle büyük bir savaş. Ondan sonra Yunanistan'da öyle birbirimize girmemiz, öyle bir savaş şeyi yok. Öyle bir şey görmüyorum. Ondan sonra bazı gerginlikler olur, bilmem ne olabilir falan. Ama o kadar. Yani ya yani Yunanistan'la Yunanlarla biz çok aynıyız. Yani biz sürü şeyimiz çok benzer. Tabii onlar için çok büyük bir konu gündem maddesi oluyor ee, ama bizim için o kadar değil ee, yani şey Yunanistan'la ilgili bir şey olmaz bir kere onu netleştireyim ee, ikinci bir konu elektrikler kesilirmişti elektrikler birkaç kesilecekmiş tamam elektrikler gidecekmiş işte bir ne olacak yani gerçekten kesilse de rahatlasak kurtulsak diyeceğim artık neredeyse çünkü e, yıllardır ben 18-19 yaşımdan beri bu konu geçilir hatta böyle 3 gün karanlık olacak falan denilir ondan sonra ee, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani o kafalar, o şeyden çıkın. Elektriklerle ilgili bazen bir problem olur, bir gün gider bir şey olur, düzelir. O kadar. Yani ama elektrikler gidecek, bilmem ne olacak, şöyle olacak, böyle olacak bilmem ne. Öyle bir şey kesinlikle görmüyorum. 3 ee, kıtlık konusu. Kıtlık olacak mı? Kıtlık çıkacak mı? Ondan sonra kıtlık içine kalacak Biz, Hayır. Ya <laughs> nerede yaşıyorsunuz? Neyin kafasındasınız yani? Kıtlık mutluk yok. Öyle bir şey yok. Kıtlık falan olmayacak. Bazen bazı ürünler, bazı markalar şey işte, İşte korona geçiyor. Dünyanın her yeri yaşıyor zaten. Al ben Kanada'dım. Kanada'da bile aynı şey var. Şimdi Türkiye'ye geleceğim. Yani ha bu arada Can Kanada'da sonra konuşuyorsa deme. Ta 2021'in Eylül'ün sonunda 2022'nin Ocak ortasına kadar Türkiye'de dedim. Şimdi yine geleceğim diyeceğim falan. Yani Çıkın o kapalardan. Anladın mı? Hani benim de ailem, oyun buyum, herkesim e, Türkiye'de. Boş konuşmalara gerek yok. Onu baştan söyleyeyim. E, burada da insanlar kanalda da ay kıtlık olacakmış bilmem ne kıtlık olur falan filan diye kendi konuşuyor. Ortada bir şey yok. Yani saçma sapan hani insanlar çok seviyorlar böyle teori, negatif ve olumsuz e, yorumları bayılıyorlar. Türkiye'nin tek bir tane şu an konusu var. 8. evinde finans evinde Satürn var. Ekim 2024'ünde düz dönecek. işte öncesi, iki ay öncesi ve sonraki 2023 Şubat'ına kadar olan dönemde ekonomik konular, sıkıntılar, tatsızlıklar, bı bıttı bıt bıt işte vesaire var. Zaten yaşadığımız şey 2020'den beri. Ah daha da şöyle olacak, ah daha da böyle bir şey olacak diye bir şey yok. Zaten yaşadığımız aynı şeylerin tekrar Anladın mı? Şu i̇şte Satürn orada her seferinde aynı etki yarattı. 2023'ün Şubat'ından sonra olay değişmeye başlayacak. Tabii yine olaylar var. Tam toparlanması 2023'ün aralığı. Ama yani iyi olacak. Ya yani şöyle düşünün. Sen üniversiteye gidiyorsun, bütün sınavlarını veriyorsun, bitiriyorsun, işine giriyorsun. İşe giriyorsun, öğreniyorsun, gelişiyorsun. Çocuk olacak 9 ay bir doğum süreci var. Ya her şey böyle. Bu da bir değişim, dönüşüm süreci. Sonra seçimle birlikte zaten olaylar değişecek. 2023'ün sonunda çok daha bir noktaya doğru gideceğiz. 2024'te bir bakmışsınız o her şey değişmiş. Dolar düşmüş. Ondan sonra ekonomik şeyler düzelmiş. Her şey bambaşka noktaya doğru girmiş. İşte e, Suriyeliler ve işte Türkiye'deki çok yoğun göçmen sayısı azalacak. Gidecek bir şekilde değişecek böyle kalmayacak. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra onunla ilgili de çok, bu da çok şikayetli Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlar onlar bunlar işte buradalar şöyle oluyor böyle oluyor bilmem ama böyle kalmayacak. Bu bir süreç. Bu bir süreç önümüzdeki süreçte bir bakacaksınız ki tak diye değişmiş hiç şu anki gündemle, şu anki şeyle ilgili bir şey kalmamış. Ee, bambaşka bir söze gitmişiz. Şu 2023 bitsin zaten 2016-2017'den beri ben 2023'ten sonra diyorum. 2024 bakacaksınız daha iyi. 2025'e bakacaksınız çok daha iyi. 2026'ya bakacaksınız çok çok daha iyi. Yani 2026'da özellikle 2025 Mayısıyla 2026 Mayıs arası mesela halk çok mutlu insanlar çok mutlu ama 2023'ten sonra açılıyor açılmaya başlıyor. olay değişiyor yani 2023'ten sonra. Ondan sonra bir rahatlamaya doğru gidiyor. Çok daha iyi oluyor. Bu da böyle bir süreç. Herkesin hayatında var. Abartmayın, olay çıkarmayın. Tamam Böyle bir süreç yapacak bir şey yok yani. Hani hani abartmayın diyorum. Tamam tabii ki de insanlar çok büyük acılar, çok büyük problemler çekmiş olabilir. Ee, bazı insanlar çok büyük zorluk çekiyor olabilir. Ben de çektim. Ben de çektim. Yıllarca kapıcı dairesinin yanında böyle bir tane Evde paralar cirit atıyordu. Açtım. işte buzdolabım bile yoktu. Ee, Cuma günü elektriğim kesik, pazartesiye kadar titrediğimi biliyorum. Anladım ağladığımı biliyorum yatağımda. Her insanın hayatında böyle süreçler var. Ha yarın öbürsü gün kimin hayatında neydi ne olur. Benim hayatımda ne olur bilmiyoruz. Ama her insanın her ülkenin herkesin hayatında böyle dönemler var. Önemli olan böyle dönem ve şikayet edip, isyan edip, lanet etmek yerine farkındalığa yönelmek. Neden böyle bir şey yaşıyoruz? Neyden dolayı? Ben nerede hata yaptım? Kendimde neyi değiştirmem gerekiyor? Seçimlerimde nerede hata yaptım? Bunları fark edip ona göre bir farkındalık. Buradan bir ders çıkartarak ilerlemek lazım. Çünkü yaşam sadist değil. Yaşam bize işkence olsun diye bir şeyler yaşatmıyor. Öğrenelim, ders alalım, kendimizi geliştirelim diye çıkartıyor. Siz bu süreçten ne ders aldınız? Türkiye'nin 2018'inden bu yana hatta daha öncesinden bu yana yaşadığı süreçten ne ders aldınız, ne öğrendiniz, ne anladınız, ne farkındalık geliştirdiniz? Sorun kendinize bunu. Tamam. Okay. Evet canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün mucizeler, güzellikler, şifalar sizlerle birlikte olsun. Demenin yanında şunu da söylemek istiyorum. Mutlaka ama mutlaka beğenin, yorum yapın, emoji bırakın. Aynı zamanda hangi konularla ilgimi yazmamı istiyorsanız da mutlaka bol bol paylaşın. Gündem videoları yapacağım düzenli olarak artık farklı gündemler farklı konularla ilgili düzenli olarak video çekeceğim ve bu videoların içinde de tek tek anlatacağım ee, bunu da e, çok rahatlıkla e, söyleyebilirim e, ve şöyle e, bir şey var aynı zamanda bir dakika e, şöyle bir şey var e, bir taraftan e, okey düzenli olarak hayatınızın her döneminde bu döneminde içinden geçerken bol iyilik yapmayı, muhtarlıklara gidip kimin yardım ota ihtiyacı var, kim kötü bir durumda sorup o insanlara ve hayvanlara da iyilik yapmayı unutmayın. Bu çok önemli bir şey. Hayatınızda karmanız, astrojektinizi daha iyi bir noktaya götürmeniz, hayatınızda her şeyle ilgili daha büyük bir açılım olması için çok iyi. Akraba yoluna buna yaptığınız değil. Gerçekten yardım muhtaç kötü durumdaki insanlara ve hayvanlara yardım etmeniz sizi çok pozitif yönde etkiler. Bu can sizi çok seviyor. Sevam canım. Hoşçakalın. Bye.